AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısının ardından parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin soruları yanıtladı, değerlendirmelerde bulundu. Yüce Meclis'in 20 Temmuz'da aldığı karara doğrudan sivil darbe diyen bir siyasi organizasyon söz konusu, Cumhuriyet Halk Partisi. Dolayısıyla başından beri yaptıkları şeyler Fethullahçı terör örgütünün bir takım ürettiği argümanlarla şu şekilde bir benzerlik arz ediyor. Çelik, Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Özgür Özel'in Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a karşı yaptığı konuşmanın şimdiye kadar görünen en itibarsız, en gayrimeşru konuşmalardan bir tanesi olduğunu söyledi. Sayın Savunma Bakanımız o gün mecliste son derece birleştirici bir konuşma yaptı. Ömrünün tamamını silahlı kuvvetlere hizmet etmek için geçirmiş bir asker olarak silahlı kuvvetlerin pozisyonu çerçevesinde yaptığı konuşmada Silahlı Kuvvetler bütçesinin, Milli Savunma Bakanlığı bütçesinin bütün partilerin ortak meselesi olması gerektiğini, bunun Türkiye'nin geleceğiyle ilgili, Türkiye'nin güvenliğiyle ilgili bir mesele olduğunu söyledi. Fakat Özgür Özel'in konuşması ise darbeye karışanların, darbeyle ilişkilerini fululaştırmaya çalışan ama darbeye direnen kahramanların darbeye direnişlerini itibarsızlaştırmaya çalışan o hattın bir ürünü olarak ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla çok orijinal bir şey değil. Özgür Özel'in yaptığı konuşma 2002'den beri siyaset, AK Parti siyasette var. Siyasette pek çok konuşma izledik. Şimdiye kadar gördüğümüz en itibarsız ve maalesef en gayrimeşru konuşmalardan bir tanesidir. Çelik, Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'in Cumhurbaşkanı'na yönelik sözleri içinde açıklamalarda bulundu. Çelik, dünyanın hiçbir yerinde hiç kimse buna göz yumamaz dedi. Siyasal tutumlarla ortaya çıkması Türkiye'de büyük tartışmalar yaratıyor. Keşke geçmiş yıllardaki o hümanist mesajlar yazan, herkes için, herkesin zihninde baki kalan şu kubbede bir hoş sedadır dedirten rolleri ve hatıralarıyla kalsalardı. Ama bunun yerine çıkıp da bir devlet başkanına, herhangi bir insana, özellikle de bir devlet başkanına, daha önce Adnan Menderes merhumu hatırlatarak, Süleyman Demirel merhumu hatırlatarak, onlara yapılan darbe girişimlerini hatırlatarak mahzenlerde öldürürler. Zehirlerler, ayaklarından asarlar demek eleştiri değildir. Buna eleştiri diyenler bile isteye bir insanlık suçunu örtüyorlar. Dünyanın hiçbir yerinde, hiç kimse buna göz yumamaz.